Evet, havası çıktı. Elim kesiyordum ha. Merhaba internet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Ulukan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorum son iki cumartesidir zamanında video koyamıyorum. Bunun da sebebi malum. Son zamanlarda açtığımız eşimle beraber Ruby Cafe Bodrum, Ortakent Bodrum'da şirin bir kahve dükkanımız var. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu arada onun da editleri devam ediyor. Öncesi sonrası yapacağım. Tadilattı, işte işletmesiydi, açılıştı derken vakit geçiyor. Aynı zamanda tenis çalışmalarım da devam ediyor. Çok yoğun bir süreçten geçiyorum. Video koyma konusunda aksaklıklar oluyor. Bu konuda sizlerden özür diliyorum. Ama hep aklımda olan bir videoyu sizle bugün paylaşmak istiyorum. Bu tenis kortunda vurduğunuz sarı arkadaş var ya, bu nasıl yapılıyor, bunun teknik özellikleri nelerdir ve içinde ne var gibi bir video yapmak istedim. Hiç kesip içini açtınız mı bilmiyorum ama birazdan bu videoda ben elimdeki bu testereyle tenis topunun içini açacağım ve içinde ne var bir göstermek istiyorum. Belki açanlar olmuştur, içinde ne olduğunu bilenler vardır. Bilmeyenler için bir göstermek istedim. İlginç bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü tenis topuyla oynanıyor ve tenis topunun özelliklerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde tenis kortunun ölçülerini bilmeniz gerektiği gibi. Çok tarihçesine girip sizi sıkmak istemiyorum ama 1480'li yıllara dayanıyor esasında tenis toplarının ilk kullanılmaya başlanması. Daha önce tebeşir, İşte kum, toprak gibi malzemelerle dolduruluyordu bu tenis topunun içi. Daha sonra Fransa Kralı 11. Louis tarafından bu yasaklandı. İçine yün dondurulmasını istiyor. Bunu yasaklıyor. Daha sonra geliyor, zaman işliyor işte. 1870'li yıllarda Walter Wingfield diye bir arkadaş ilk açık tenisi icat ediyor tabiri caizse İngiltere'de. Buna öncülük ediyor. Bir de Henry Gem diye bir adam daha var galiba. Tenis toplarının üstü keçeyle kaplı, özel üretim bir keçe bu. Akışkan dinamiğinde de çok önemli yeri var neden keçe olduğu. Şimdi esasında tenis topunun içinde kauçuk var. Daha doğrusu hava var ama dış katmanında keçenin altında kauçuk var. İki tane yarım daire düşünün. Onlar birbirine yapışıyor bir yapışkan vasıtasıyla. Ve içindeki kauçuk esasında Charles Goodyear tarafından icat edilen vulkanize kauçuk tarafından oluyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Charles Goodyear vulkanize kauçuğu keşfettikten sonra Almanlar bu teknolojiyi ileriye taşıyarak tenis topunun içindeki kauçuk malzemesini daha da geliştiriyor ve günümüze kadar bu şekilde geliyor. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun bazı standartları var. Gramajı 56 ile 59 gram arasında değişiyor. Ortalama 58 gram diyebiliriz bunun ağırlığı için. Ve çapı da önemli arkadaşlar. 65 milim ile 68 milim, 69 milim arasında oynama olabiliyor. Bunlar standart ölçüler olarak kabul ediyor. Ve başka bir ölçütte 254 santim yükseklikten, yani 2,5 metre yükseklikten bırakılan bir tenis topunun 135 ile 147 santim arasında yükselmesini bekliyoruz. Bunun dışında, bu sınırlar dışında kalan toplar çok uygun değil ITF standartlarına göre diyelim. Evet, yavaş yavaş kesme işlemine başlayalım. Daha önce hiç top kesmedim. Yani kesilmiş top çok gördüm. Yıpranmış topu tabii yırtıp açtım içine ama böyle bir bıçakla veya testereyle hiç denememiştim. İnşallah da elimi kesmem. Bakalım içinde ne var? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi özellikle bu beyaz çizgi olarak gördüğünüz şey esasında arkadaşlar o yapıştırma maddesi. Yapıştırma maddesinin üstündeki fazlalıklar makasla baya baya işçiler tarafından kesiliyor. Burada bir makas izini görüyorsunuz. Yani bunlar gerçekten tak 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 kesiliyor. Son kontrolden geçiyor. Mesela şurada bir tırtık var. Buradan makas görmüş bu belli ki. Şimdi tam keçenin ortasından değil de böyle tam o beyaz çizgiden yapmak istiyorum. Mesela şöyle yaptığımızda ne olacak? Merak ediyorum. Aman.
Evet, havası çıktı. Elim kesiyordum ha. Ama... Evet. Daha kestim ha. Resmen kanıyor. Yok, ciddi bir şey yok. Ufak bir kes sadece. Evet, böyle daha iyi olacak sanki. Evet. Evet arkadaşlar. Tenis topun içinde bu var. Gördüğünüz üzere kauçuk. Tamamen yırtayım. Şurada gördüğünüz iki tane 180 derece böyle yarım daire şeklindeki şeyler birbirine, ya yarım top gibi düşünün, yarım yarım bunlar böyle üretiliyor ve birbirine yapışkan vasıtasıyla yapıştırılıyor. Üstüne de bu keçe, özel üretim keçe şey yapılıyor, kaplanıyor. Böyle. Gördüğünüz gibi bu kauçuk vulkanize kauçuk, bunlar fabrikada mesela şöyle birleştiriliyor. Üstüne bunun keçe biniyor. Tenis topu böyle bir şey arkadaşlar. Bakın, hiç görmüş müydünüz? Böyle. Şurada hafif biraz kan var ama elimi hafiften sıyırdım mı olsun. Güzel oldu. Kızacak bana masayı batırdın diye. İstedim ki neye vurduğunuzu bilin. Tenis topunun içinde ne var? Ne tarz bir malzeme kullanılıyor? Ama şunu bir yırtamadım ya. Keçede. Şöyle. Evet. Böyle bir şey. Arkadaşlar. Budur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Alta yorumlara yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Daha önce top kesmiş olanlar var mı? Yazsın alta yorumları. İncelemiş olanlar varsa. Şu sağ altta çıkacak çevre harflerinden de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarım gelecek. Öncelikle size söz. Şu kafemizin öncesi sonrası videosunu sizlerle paylaşacağım birkaç gün içinde. Cumartesi de bir video atmaya başlayacağım. Tekrar hani o rutine girmeye çalışacağım arkadaşlar. İnanın çok yoğunum gerçekten, videonun başında belirttiğim gibi. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Raket çekilişlerim de olacak arkadaşlar. Sabırlı olun. Daha önce Instagram'dan bir çekiliş yaptım. Yine benzer bir çekiliş yapacağım yakın zamanda. Takipte kalırsanız, abone olursanız, kanalıma üye olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden sizleri öpüyorum. Herkese iyi akşamlar. Bodrum'dan sevgiler, saygılar.